Herkese merhaba. Bugünkü konumuzun adı şimdiki zaman. Eğer şimdiki zamanı ders kitabından takip etmek veya çalışmak istiyorsanız alt kısma not düştüm. Ders kitabı sayfa 56-65 arası şimdiki zaman konularını kapsamaktadır. Şimdiki zaman. Şimdiki zamanım neydi? Önce onu bir hatırlayalım. Şu anda yapmış olduğum bütün her şeyi kapsıyordu şimdiki zamanım. Mesela oturuyorum, kalkıyorum, geliyorum, gidiyorum, uyuyorum, yemek yiyorum, televizyon izliyorum, müzik dinliyorum, şarkı söylüyorum. Bunların hepsine ne diyordum ben? Şimdi yapmış olduğum her şey, yani şimdiki zamanım. Şimdiki zamanımın bir eki vardı, o da your ekimdi. Your ekim benim fiilimden hemen sonra gelen bir zaman ekimdi. Yani fiilden hemen sonra ne geliyor? Şimdiki zaman eki geliyor. Şimdiki zaman ekimden sonra da ben şahıs ekimi yazmam gerekiyor. O da nasıl olacak? Bir örnekle bakalım. Oku fiilim. Okudan hemen sonra your şimdiki zaman ekim geliyor. Your'dan hemen sonra da bir şahıs eki getirmem lazım. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bbunlar da mesela ben, eki, sen, sun eki gibi bu eklerimi ben daha önce dersimizde göstermiştim. Bunları ezberlememiz gerekiyordu. Your ekinden hemen sonra ne geliyordu? Şahıs ekim, yani eki. Okuyorum. Kim okuyor? Ben okuyorum. Ben yapıyorum. Ben geliyorum gibi. Şimdiki zamanımın bir takım kuralları vardı. Bu kuralların hepsi ayrı ayrı çok mühim ve çok önemliydi. Kendi başına bütün hepsini teker teker bilmem gerekiyordu. Kural 1. Sonu sesli harfle biten fiillere your eki getirilir. Yani sesli harflerim neydi? Önce onu bir hatırlayalım. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Eğer kelime sonunda A, E, I, I, O, Ö, U, Ü harflerini görüyorsam ben direkt ne yazacağım? Your yazacağım. Tamam. Yani kelime sonunda örneklerime bakalım. Oku. Kelime sonunda hangi harfim var? U harfim var. U'dan hemen sonra sesli harfle bittiği için your eki getireceğim. Ne olacak? Bana okuyor. Yürü. Hangi harfle bitmiş? Ü harfiyle bitmiş. Sesli harfle bittiği için hemen your eki yazıyorum. Ne oluyor? Yürüyor. Uyu. Hangi harfle bitmiş? U harfiyle bitmiş. Ne yapacağım? Sesli harfle bittiği için direkt your eki yazıyorum. Ne oluyor? Uyuyor. Okuyor, yürüyor, uyuyor. Kim? O okuyor. O yürüyor, o uyuyor. Şimdi yapıyor bunların hepsini. Şu anda. Kural 2. Sonu sessiz harf ile biten fiillere iyor, ıyor, uyor, üyor geliyor. Yani sessiz harflerimi önce bir hatırlayayım. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Eğer kelime sonunda benim bu harfler varsa, yani alt örneğe bakalım. Konuş mesela. Ş harfiyle bitmiş. O zaman ne yapacağım? İyor, ıyor, uyor, üyordan birini getiriyorum. Ne oluyor? Konuşuyor. Dur, duruyor. Yaz, yazıyor. Yap, yapıyor. Çiz, çiziyor. Öğret, öğretiyor. Benim bunları yapabilmem için bir kuralım vardı. Onu da hemen şu köşeye koymak istiyorum, eklemek istiyorum. Eğer kelime sonunda, yani şu sessiz harften bir önceki harfime bakıyordum. İyor gelebilmesi için E ve İ, ıyor gelebilmesi için ıyor gelebilmesi için A ve I, uyor gelebilmesi için O ve U, yor gelebilmesi için de
Ö ve Ü harflerimin olması gerekiyordu. Şunu da şöyle büyütelim sizin için. Tamam. Bu kurala göre hareket ediyordum. Konuş. Ne yapmışım? Ş harfi bir sessiz harf. O zaman ne yapacağım? İyor, ıyor, uyor ve üyor'dan biri gelecek. Konuştan hemen önceki harfime bakıyorum. Ne var burada? U harfi var. O zaman U harfi kuralımda ne var? Uyor var. Uyora ne getireceğim? Konuşuyor. Dur. Dur. R bir sessiz harf. R'den önce hangi harfim gelmiş? U harfim gelmiş. U'da ne var? Uyor var. Ne yazacağım? Duruyor. Yaz. Z harfi bir sessiz harf. Z'den önce hangi harfim gelmiş? A harfim gelmiş. O zaman A harfinde hangi şeyim kuralım var? Iyorum var. Ekim. Iyor ekim var. Yaz yazıyor. Yap. P harfiyle bitmiş. P de bir sessiz harftir. P'den önceki harfime bakıyorum. A harfi. Ne getireceğim? A'da I var. Iyor. Iyor'u yazdım. Yapıyor. Çiz. Z harfiyle bitmiş. Z harfiyle bittiği için sessiz harftir. Z'den bir önceki harfime bakıyorum. İ harfi. İ ile bitenlere ne getiriyordum? İyor ekini getiriyordum. Yani çiziyor. Öğret. T harfiyle bitmiş. T bir sessiz harf. Sessiz harften bir önceki harfime bakıyorum. E harfiyle bitmiş. E harfinde ne var? İyor ekim var. O zaman ne yapacağım? Öğretiyor. Kural 3. TD kuralım vardı. Biliyorsunuz ki. TD kuralım ne? Önce ona bir bakalım. Kelime sonundaki T harfi D harfine dönüşüyor. Yani benim kelime sonunda T harfim varsa git, et, tat gibi. Ne var? Git kelime sonu T ile bitmiş. Et kelime sonum T ile bitmiş. Tat kelime sonum T ile bitmiş. O zaman ne yapıyordum? Ben bu T'leri direkt eliyordum ve yerlerine D harfi yazıyordum. Mesela git ne yazacağım? T gidecek yerine D yazdım. Git gidiyor. Et ediyor. Tat tadıyor. Bir örneğim var burada. Resme bakıyorum. Burada ne yapıyor? Kahvaltı yapıyor. Ben, sen, o, biz, siz onlara göre cümleler yazıyorduk. Mesela ben kahvaltı yapıyorum. Neden yapıyorum? Şimdi yap fiilim hangi harfle bitmiş? P harfiyle bitmiş. P harfinden bir önceki harfime bakıyorum. A harfi. O zaman ne yapacağım? A'da ıyor vardı. Ne yazacağım? Iyor benim şimdiki zaman ekim. Bir de şahıs ekim ben olduğu için, ben getireceğim için da şahıs ekim. Ben kahvaltı yapıyorum. İkinci cümleme bakıyorum. Sen kahvaltı yapıyorsun. Kahvaltı yap. Yap benim fiilim. Yine ıyor şimdiki zaman ekim. Senle bittiği için, yani senle başladığı için cümle. Sen yapıyorsun oluyor. Kahvaltı yapıyor. Kim? O yapıyor. Yap benim fiilim. Iyor şimdiki zaman ekim. Kim yapıyor? O kahvaltı yapıyor. Biz kahvaltı yapıyoruz. Yap fiilim. Iyor şimdiki zaman ekim. Uz da bizim, biz şahıs ekim. Siz kahvaltı yapıyorsunuz. Yap fiilim. Iyor şimdiki zaman ekim. Siz olduğu için de sunuz şahıs ekini getiriyorum. Onlar kahvaltı yapıyorlar. Yap benim fiilim. Iyor şimdiki zaman ekim. Lar ekimde onlar olduğu için şahıs ekim oluyor. İkinci cümlelere bakalım örnekteki. Önce fiilime bakıyorum. Burada ne yapıyor? Kitap okuyor. Kim kitap okuyor? O kitap okuyor. Ben kitap okuyorum. Oku benim şimdiki zaman ekim. Baktım kelime sonumda U harfi var. O zaman ne yapıyorum? Sadece yor eki yazıyorum. Sesli harfle bittiği için. Bir de şahıs eki getirdim ben olduğu için.
Ne oluyor? Ben kitap okuyorum. Sen kitap okuyorsun. Sen şahıs eki sun. Bir de bir öncekinde şimdiki zaman eki. Sen kitap okuyorsun. O kitap okuyor. Biz kitap okuyoruz. Okumak fiili. Yor şimdiki zaman. Uz biz geldiği için de şahıs ekim uz. Siz kitap okuyorsunuz. Oku benim fiilim. Yor şimdiki zaman ekim. Siz kitap okuyorsunuz demem için de sunuz şimdiki zamanın şahıs eki. Siz. Onlar kitap okuyorlar. Oku benim fiilim. Yor şimdiki zaman ekim. Lar da şahıs ekim. Onlar dediğim için lar ekim benim şahıs ekim. Örneklere bakıyorum. Şimdi örnek soru hali. Murat kahvaltı ediyor mu? Ne yazacağım? Benim evet ya da hayır diye bir cümlede cevap şeklim vardı. Sorularıma evet ya da hayır diye her zaman cevap veriyordum. Sorum da diyor ki Murat kahvaltı ediyor mu? Evet, Murat kahvaltı ediyor. Evet'ten sonra benim bir cümle yaratmam gerekiyordu. Evet, Murat kahvaltı ediyor yazıyordum. Örnek, birinci soruda bunu yapalım. Diğer soruyu sizden yapmanızı isteyeceğim. 1. Murat parkta koşuyor mu? Ne demiş cevabımda? Evet. O zaman ne yapıyordum? Mu soru ekini direkt atıyorum. Ve geriye kalan ne varsa aynısını tekrardan cümleme geçiriyorum. Yani evet, Murat parkta koşuyor. İşte bu kadar. İkinci soruda Zeynep şarkı söylüyor mu? Yine evetli bir cevap şeklim var. Bunu da sizin yapmanızı istiyorum arkadaşlar. O yüzden geçiyorum. Uyu. Şimdi bu bir soru. Uyumak fiilim. Ne yapıyordum? Benden cümle yapmamı istiyorum. Sizden cümle yapmanızı istiyorum buradan. Bir tane örnek yapıyorum. Ben uyu. Şimdiki zaman ekinimi yazacağım. Ama nasıl yazacağım? Uyumak fiilinde ne bakıyorum? U sesli bir harf. O zaman ne yazıyorum? Your ekini yazıyorum. Ben dediğim için de şahıs ekim ben uyuyorum. Sen uyu şimdiki zaman ekim. Uyu benim fiilim. Your şimdiki zaman ekim. Şimdiki zamanda sen dediğim için şahıs eki getireceğim bir de. Sen uyuyorsun. O. Uyu fiilimi yazdım. Ne diyeceğim? Şimdiki zaman ekimi yazıyorum. Yor. O uyuyor. O da herhangi bir şahıs eki getirmiyorduk biliyorsunuz ki. Biz. Uyu fiilim. Uyudan sonra şimdiki zaman ekim geliyor. Yani uyuyor. Biz dediği için de ne diyeceğim? Uz. Biz uyuyoruz. Siz. Uyu. Fiilim. Yor. Şimdiki zaman ekim. Siz dediği için de şahıs ekim olarak uyuyorsunuz. Onlar. Uyu. Fiilim. Yor. Şimdiki zaman ekim. Onlar dediği için de lar. Benim şahıs ekim. Soru. Uyanmak fiilini ben, sen, o, biz, siz, onlara göre tekrar bizden cümle olarak yazmamızı istiyor. Uyanı bir fiil olarak yazıyorum. Baktım N harfi bir sessiz harf. Sessiz harften önce ne var? A harfim var. O zaman ne gelecek? Iyor. Ben uyanıyorum. Sen uyanı yazdım. Uyuyor şimdiki zaman ekim. Sun şahıs ekim. Sen uyanıyorsun. O uyan fiilim. Ve
Şimdiki zaman ekimi yazıyorum. O uyanıyor. Biz uyan fiilim. Uyuyor şimdiki zaman ekim. Uz da benim şahıs ekim. Siz uyanı yazdım fiil. Uyuyor şimdiki zaman ekim. Şahıs eki getireceğim bir de siz dediği için uyanıyorsunuz. Onlar uyan benim fiilim. Uyuyor şimdiki zaman ekim. Onlar dediği için de sonuna lar getireceğim. Bu şekilde de dersimizi bitiriyorum. Bir sonraki derste kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.